Değerli meslektaşlarım, değerli sağlık çalışanları, hepinize 3 panelist, 3 konu başlığı ve 3 dakika sorularınıza pratik yaklaşımlar konulu webinarınıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ama aslında çok da hoş gelmedik çünkü belki çoğumuz biliyoruz bugün bir sağlıkta şiddet olayıyla daha karşı karşıya kaldık ve maalesef çok değerli bir sağlık çalışanımızı bu sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettik bugün. Ömür Erez, kendisine tabii Allah rahmet eylesin demek istiyoruz. Yani gerçekten çok çok üzgünüz. Bu nasıl öne alınacak, nasıl bunların üstesinden geleceğiz biz de bilemiyoruz. Yani biz güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz tüm sağlık çalışanları olarak, doktorlar olarak, hemşireler olarak, ebeler olarak. Ama maalesef bu çabalarımız karşılık bulamayabiliyor bazen. Biz sadece dediğim gibi işimizi yapmak istiyoruz. Toplumda saygı görmek istiyoruz. Bunların da dediğim gibi son bulmasını istiyoruz. Böyle şey bir ağır bir açılış olmak durumunda kaldı. Tabii biz de formatımızı çok fazla bozmak istemiyorum şu anda. Şimdi bu değişik bir format deneyeceğiz bu sefer. Aslında daha önceden bir sefer daha biz bu formatı denemiştik. Çok da başarılı olmuştuk. Rahmetli bize çok, bana da çok şey katan, bizlere hepimize çok fazla emeği geçen Profesör Doktor Faik Mümtaz Koyuncu ile bir sefer denemiştik bu formatı. O zaman 2 dakika vermiştik. Tabii Faik hocamız bir duayen, çok güzel bir şekilde bu soruları yanıtladı. 2 dakikaya da tam sürdürdü. Aslında format hakkında çok kısa bilgi vermem gerekirse, sizden çok ciddi talep geldi bu sorular için. Bu sorulardan da biz arasından seçmeye çalıştık. Panelistlerimiz bu soruların ne olduklarını bilmiyorlar. Şu anda ben onları yönlendireceğim soruları. Dediğim gibi mutlaka alamadığımız sorular olmuştur içinde. Çünkü çok yoğun bir şekilde 500'ün üzerinde bir talep geldi bize. Ve bu bütün soruların içinden tek tek ayıklayarak bizim pratikte neler yaklaşım gerektiren konuları almaya çalıştık. Onlarla konuşacağız da bugün birbirinden değerli çok değerli 3 tane arkadaşım var, 3 tane dostum var. Hepsini ayrı ayrı çok çok seviyorum ve birlikte olmaktan da son derece de mutluyum. Öncelikle Profesör Doktor Burcu Artunç Ülkümen, kendisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Öğretim Üyesi. Kendisi de benim tabii ki kadim dostlarımdan bir tanesi. Çok birlikte çok uzun süre çalıştık ve kendisiyle çok şey paylaştık. Öncelikle ona hoş geldin demek istiyorum. Kendisi tüp bebek ünitesinin Celal Bayar Üniversitesi'nde sorumlu müdürü. Burcu hoş geldin. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Tüm sevgili meslektaşlarıma ve tüm katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Hatta vakaların hani arttığı bu dönemde online olarak bunu gerçekleştirmek ve bu formatta hep bu formatı görünce tabii aklımız hep rahmetli hocamız geliyor. Gerçekten de bir kez daha rahmetli anıyoruz. Tabii biraz moralimiz bozuk başlıyoruz. Kötü bir haber alarak başladık. Yani umarım ki bu son olur. Bir daha böyle haberleri paylaşmak zorunda kalmayız. Hepimiz için de hem verimli, güzel bir toplantı olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler Burcu. Bir de tabii ki bizim Burcu haricinde hem 2 tane de erkek çok sevdiğim arkadaşım var. Öncelikle daha misafir daha uzakta olduğu için Hakan Timur arkadaşıma ben söz vermek istiyorum. Kendisi Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimi. Aynı zamanda bir perinatoloji uzmanı. Kendisiyle de birçok toplantıda bir arada yer aldık. Daha önceden de konuşmalarımız da oldu birlikte. Kendisi de artık benim yol arkadaşlarımdan bir tanesi. Onunla birlikte olduğum için de çok çok mutluyum. Kendisi Ordu'dan bize katılıyor. Hakan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tabii açılışta gerçekten dile getirmemiz gereken önemli bir konuyu söylediniz Gürsoy Hocam. Sağlıkta şiddet. Artık biz sağlıkta şiddeti kabullenemiyoruz, istemiyoruz. Bu yüzden herkesin, bütün paydaşların çalışmalar yapıp bu sağlıkta şiddeti, toplumda şiddeti bir an önce çözmesi lazım. Bir sağlık çalışanımızı daha kaybettik ve tekrar bir insanımızı kaybetmek istemiyoruz. O bakımdan biz buradan bir kez daha seslenelim. Ne olur sağlıkta şiddet son bulsun.
bu haberler son bulsun. Ben diğer panelist arkadaşlarıma merhaba demek istiyorum. Bütün meslektaşlarıma, bizi izleyen herkese Ordu'dan, Karadeniz'den kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz Hakan. Son olarak da aslında benim en yakınımda şu anda olan arkadaşım, benim oda arkadaşım olan Ahmet Demir. Ahmet Demir'le de biz çok uzun yıllardır, daha önceden de belirtmiştim, birlikte çalıştık. Kendisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nin tüp bebek ünitesinin sorumlusu. Aynı zamanda dediğim gibi benim de oda arkadaşım ve kendisi hem benim 9 Eylül'de İhtisas'tan birlikte kadın doğum İhtisası yaptığım arkadaşım ve şu anda da birlikte yaklaşık 6 senedir çalıştığım arkadaşım olarak kendisini tanıtmak istiyorum. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk Gürsoy. Çok teşekkür ederiz. Yine güzel bir organizasyon Ege Perinatoloji Derneği altında. Bizleri de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii bunlar soru değişik bir konsept olacak. Zorları Burcu'ya iletirsen, kolayları bana sorarsan sevinirim. Bakalım öyle bir... Herkese iyi paneller diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu paneli biz Ege Perinatoloji Derneği olarak düzenliyoruz ama tabii ki bunu mutlaka maddi manevi destek olmadan bu paneli gerçekleştirmemiz mümkün değil. Onun için de Koçak Pharma firmasına çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda oluyorlar. Her zaman da bize destek oluyorlar. Onlara da özellikle de pazarlama müdürü Başak Karabiber'e çok çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının düzenlenmesindeki olan emeklerinden ötürü. Aslında ben çok fazla vakit almayalım. Aslında formata geçebiliriz biz direkt. Soruları ben karışık bir şekilde sizlere yönlendireceğim. Öncelikle en fazla bu AMH değerleri, infertilite tanı ve tedavisinde yeri ne olmalıdır diye bir sorumuzu çok fazla aldık. Bunu birkaç kişiden aldık bu soruyu. Gerçekten de aslında ben bir perinatoloğum ama yine de AMH değerleri benim her zaman kafamı karıştırıyor. Gerçekten tanı ve tedavide ne gibi bir yerisinin olması gerektiğini ben de gerçekten çok merak ediyorum. Bunu izninle Ahmet, ben Burcu'ya sormak istiyorum soruyu. Burcu Hocam, AMH değerlerinin infertilite tanı ve tedavisindeki yeri ne olmalıdır? 3 dakika. Bir açılış ben yapayım. Şimdi AMH preantral ve antral, yani 8 milimin altındaki foliküllerden salgılanan bir madde. Bize temel olarak ne gösteriyor AMH? Primordial folikül havuzunu gösteriyor. Peki biz bunu IVF'de nasıl kullanıyoruz? Tabii IVF'deki uygun bir stimülasyonla topladığımız oosit sayısıyla korele bu AMH. Dolayısıyla aslında hem zayıf cevap verenler hem de aşırı cevap verecekler, yani excessive response verip OHSS riski olacak hastalar için çok güzel bir biomarker aslında. Burada madem hani pratik yaklaşımlar olarak hani bahsedeceğiz, şunu vurgulamak lazım. Canlı doğumu predikte etmez AMH. Hangi hastalarda kullanalım? Eğer azalmış bir folikül rezervi olabilecek hastaları tanımlamak için bunu kullanabiliriz. Mesela daha önceden kemoterapi, radyoterapi geçirmiş bir hasta olabilir. Daha önceden bir ovaryen cerrahi geçirmiş bir hasta olabilir. Ailesinde erken menopoz öyküsü olan bir hasta olabilir. Bunlardaki yine hani fertilite potansiyelini folikül havuzunu tanımak için kullanabiliriz. İnfertilitesi yoksa bakmamak lazım. Süren çok az kaldı. Yok, yok orada birazcık şey yapacağız. Çok fazla şey değil. Sıkıntı yok. Birazcık orada bir teknik. Avantajı şu, tabii bu primordial foliküller siklik olarak değil, kontinü olarak büyüdüğü için intracycle ve intercycle variabilitesi çok az AMH'nın. Dolayısıyla hani her an bakılabilmesi büyük bir avantaj bizler için. Çok pratik olarak şöyle diyeyim, süren çok az kaldı. Hani AMH 0.5'in altındaysa nanogram bölü mililitre, bizim klasik bir IVF ile 3'ten az yumurta çıkaracağını öngörebiliriz. 1 ila 3.5 arasındaysa hani güzel cevap vereceğini düşünebiliriz. 3.5'un üzerindeki AMH'larda yine OHSS riski açısından dikkatli olmak lazım. Bu kadar toparlayabiliyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Burcu Hocam. Dediğim gibi şeyimiz, süremiz 3 dakika. Burada 3 dakikada toparlamamız gerekiyor. Şimdi yeni sorumuz da, bir sonraki sorumuza geçebiliriz.
Evet, bugün şeyden gidiyoruz ilk başlarda, perinatoloji soruları sonraya. Güncel olarak fertilite prezervasyon yaklaşımları nelerdir? Bu tabii ki Ahmet'e gelecek ama tabii ki bunun şimdi fertilite prezervasyonu bizde gerçekten karşımıza çıkabiliyor. Özellikle maniniterlerin daha erken yaşta görülebilmesi, bunun yanında tabii daha geç çocuk istemi olabilmesi, kariyer planlaması nedeniyle bunları görebiliyoruz. Onun için de güncel olarak fertilite prezervasyon yaklaşımlarını da Ahmet Hocam size sormak istiyorum. Şimdi fertilite prezervasyonları son yıllarda gittikçe daha önem kazanmaya başladı. Hani bunları üç gruba ayırabiliriz. Bir pübert öncesi çocuklar, gençlerde. Püberte dönemi ve menopoza yakın dönemde olan kişilerde fertilite prezervasyonu olarak düşünebiliriz. Tabii bunları da değerlendirirken de tabii pübert öncesi olmuyor da ev partneri olup olmamasını değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bizim pübert öncesindeki çocuklarda önerebileceğimiz çok fazla bir seçeneğimiz yok. Bunlarda erkeklerde çok fazla bir şey öneremiyoruz. Çünkü sperm oluşumunda daha bir oluşma olmamış, matürasyon yok. Kız çocuklarında ise overyen kortikal over dokusu dondurulması önerilebilir. Bu çoğunlukla eksperimental yani deneysel bir tedaviydi ama son zamanlarda artık deneysellikten çıkma yönünde de adımlar atılmaya başladı. Çünkü 2018 itibariyle yaklaşık 130 tane bu şekilde doğum gerçekleşti. Püberte sonrası ise erkeklerde işte sperm dondurabiliriz, dondurulabilir. Çocuklarda ise yine bunlarda over dokusuyla birlikte oosit dondurma yapılabilir. Partneri olanlarda ise evli çiftlerde partneri olanlarda ise oositten ziyade embriyo dondurulması yani normal IVF şeklinde embriyo oluşturulup dondurulabilir. Tabii burada embriyo dondururken de şuna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü embriyo çiftin çifte ait olan bir şey. Ancak bu tip hastalarda kanser olanlarda boşanma oranları da çok oluyor. Böyle bir boşanma durumu olduğunda tabii bu embriyoların yok edilmesini, termin edilmesi gerekiyor. O nedenle hani bu tip evli çiftlerde dondurulurken oosit artı embriyo şeklinde dondurulması daha tercih edilebilir. Çünkü oosit kadına ait bir şey. Hani böyle bir boşanma olduğunda ve kadın menopoza girdiği durumda yapılabilecek herhangi bir şey olmuyor. Bu kadar benim diyebileceğim. Zaten senin birazcık süreni geç başlatmıştık. Biraz teknik masadan torpil geldi sana. Yani gerçekten bu daha sık karşımıza çıkabiliyor değil mi Ahmet? Bu durum şu son zamanlarda. Yani daha sık karşılaşmasından diye bunun farkındalığının artması veyahut işte hani daha öncesinde mesela sonuçta bir onkolojik bir hastalığınız olduğu zaman insanlar öncelikle fertiliteyi düşünmüyorlar tabii ki. Hani bir an önce kanseri tedavi edeyim falan bunlar gözden kaçabiliyor. Tabii burada en önemli şey tedavi başlamadan bunları sizin yani herhangi bir doku donduracaksanız tedavi başlamadan yapmanız gerekiyor. Ve bu farkındalık arttıkça da işte fertilite prezervasyonu açısından da işte bizim gibi bu işle ilgilenenlere gelen hasta sayıları da gitgide artıyor. Artıyor. Aynen öyle. Bir de sosyal fertilite prezervasyonu var. Artık hani bu herhangi bir yakın dönemde evlilik planlamayan veya partneri olmayan hastalar genelde oositlerini dondurma yönüne gidiyorlar ama tabii hani bunlarda da en önemli kriter yaş. Yani hani 35 yaşın altında bunlara karar verilirse daha mantıklı oluyor ama insanlar kimi gelmiş menopoz yaşına, premenopozal yani sonradan hani bu tip bir şeyden haberdar olup geldiklerinde de dondurulan oositlerden de çok bir verim elde edilemiyor tabii ki bu geç dönemlerde yapılanlarda. Tamam. Çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel mesajlar aldık. Evet, şu anda gelen sorumuz tabii ki Hakan'a çok net bir şekilde. Tabii bu preeklemsiyi biz tamam tedavisi doğum diyoruz ama bizim bunu bir şekilde önlememiz lazım. Şu anda artık önlememiz için bir silahımız var. Ama tabii bu silahı düşük doz aspirin silahını, profilaksiyi kime, hangi dozda ve hangi haftalar süresince yapalım Hakan? Aslında güzel bir soru. Uzun yıllardır preeklampsi ile uğraşıyoruz. Perinatal mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden bir tanesi.
Tabii preeklampsiyi predikte etmek kolay değil. Prediksiyon için çok çeşitli işte modellemeler var. Bizi izleyen arkadaşlar bunu FMF'den görebilirler. Orada işte hasta risk faktörlerini girip preeklampsi oranını, yüzdesini öğrenebilirler. Peki predikte ettik, etmeye çalıştık. Profilakside ne yapalım? Elimizde iki tane ajan var. Verisi ve donesi kuvvetli ajanlar bunlar. Bunlardan bir tanesi aspirin, diğeri de kalsiyum. Tabii ikisi arasında aspirinin yeri farklı. Şimdi çok güzel bir soru aslında. Özellikle doz ve bırakma zamanı ile ilgili, çünkü dünyada literatür çeşitli ülkelerde farklı kullanımları var. Ama kimlere verelimin cevabı aslında hemen hemen oluştu gibi. Biliyorsunuz Amerikalılar klasifiye etmeyi sever, gruplandırmayı sever. Bununla ilgili 2018 yılında AKOP yüksek riskli hastaları gruplandırdı. Yani risk faktörlerine göre hastaları gruplandırdı. Yüksek riskli olan hastalara veya orta riskli olup iki risk faktörü oluşan hastalara preeklampside aspirini önerdi. Kimler bunlar yüksek riskli hastalar? Özellikle kötü obstetrik sonucuyla birlikte preeklampsi öyküsü olan hastalar, tip 1, tip 2 diyabeti olan hastalar, çoğul gebelikler, bakın sadece çoğul gebelik olması yüksek riskli olduğunu ifade ediyor. Renal hastalığı olan hastalar, özellikle otoimmün hastalığı, yani antifosfolipid antikor sendromu olan ve SLS lupus olan hastalarda koraspirin veya düşük doz aspirin verebiliyoruz. Bunların bir tanesi olması önemli. Diğer moderate dedikleri orta riskli olan hastalarda iki tane bir özelliğin bir araya gelmesi lazım. Bunlar hangi özellikler? Özellikle nulliparite, işte body mass indeksin 30'un üzerinde olması, ailede preeklampsi olması, özellikle annede ve kız kardeşte, yaşın 35'in üzerinde olması ve gebelikler arası intervalin 10 yılın üzerinde olması. Bunların herhangi iki tanesi oluştuğunda biz bu hastalara aspirin veriyoruz. Doz olarak tartışmalı olmakla birlikte özellikle Amerikalılar 81 miligram aspirini doğuma kadar öneriyorlar. Ama Avrupalılar bu aspir çalışmasından sonra 150 miligram aspirini öneriyorlar. Ama Türkiye'de birçok kliniği biliyorum, yakından takip ediyoruz. Biz 100 miligram kullanım kolaylığı açısından koraspirini 36. gebelik haftasına kadar veriyoruz. Niye 36? Çünkü bu preeklampsinin birçoğu 37'nin üzerine geçmiyor zaten. 37'de doğum kararı alıyoruz bu hastalara. O yüzden 36. gebelik haftasına kadar 100 miligram. Türkiye'de hani antenatal takipte preeklampsi için önemli. Bu şekilde bu soruya ben cevap verebilirim. Bakın 13 saniye arttırdım. 13 saniye arttırdım. Alacağım olsun. Sağ olun. Tamamdır. Bundan sonraki sorularda çok güzel, çok teşekkür ederim. Tam istediğimiz formatta ilerliyor panelimiz. Evet. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Açıklanamayan, tekrarlayan gebelik kaybı için güncel yaklaşım. Bunu Ahmet, ben sana sormak istiyorum. Bunu geçen sefer de biz konuşmuştuk. Açıklanamayan, tekrarlayan gebelik kaybı için güncel yaklaşımımız, en son güncel yaklaşımımız nedir? Şimdi açıklanamayan dediğine göre hani yapılabilecek testler yapılmış. Geriye hiçbir şey bulamamışız. En sevdiğim hasta grubu, yani %50-60 zaten hiçbir şey bulamayacağım bir hasta grubu. %40'lık bir şey araştırmaya giriyorsunuz. Onda da bulamadığımızda bir neden. Bunlarda yapabileceğimiz tek şey hastaya hani gebe kalabileceğini, gebe kalma ihtimalinin önümüzdeki 5 yıl içinde de %50 ile 70 arasında değiştiği şeklinde hastaya güven vermemiz gerekiyor. Tabii hani bunu yaparken hani hasta 5 tane 6 tane düşük yaptırmış ve biz ona diyoruz ki sen 5 yıl içinde %50 gebe kalacaksın. Hani tabii bu tip durumlarda da bu tip hastaların doktor gezme durumuna neden oluyor. Zaten 6 kere kalmış, düşük yapmış ama hani veriler bu şekilde, yani %6 kere düşük yapmışlar %50 civarında ve 3 kere düşük yapmışlarında önümüzdeki 5 yılda hiçbir şey yapmasalar bile %70 civarında bir gebelik oluşacak şeklinde bilgi veriyoruz. Şimdi açıklanamayan tanısı konulana kadar ne yapabiliriz tabii ki bu hastalarda? Bir de bu konuşulabilir. Yani elimizde açıkçası çok fazla da bir şey yok yapabileceğimiz. Hani hepimizin ultrasonla ilk primer olarak değerlendirdiğimiz bir uterustan kaynaklı bir sıkıntı var mı? Bunda da işte Müllerian anomalilerdir, poliptir, miyomdur. Bunları kontrol edebiliriz. Onun dışında parental kromozom bakılmasını eşre önermiyor, ASRM öneriyor. Çünkü aslında hani kromozom bakmakla siz hani 4-5 kere düşük yap, yani düşük sayısı arttıkça kromozomal anomaliyle karşılaşmanız
ebeveynlerde daha düşüyor. Yani bir gebelik düşük yapanlarda kromozom anomaliyle kalışma ihtimaliniz 4-5 kere yapanlarda daha fazla. O nedenle de açıkçası çok önerilmiyor. Royal College konsepsiyon şeylerinden bakabilirsiniz, ürünlerinden bakabilirsiniz diyor ama bu da sonucu etkileyecek bir şey değil. Sadece bir danışmanlık vermesi açısından oluyor. Onun dışında diğer kılavuzların önerdiği tiroidler, tiroid testleri taranabilir. Aşikar hipotiroidi varsa bunlar tedavi edilebilir. Onun dışında bu geçen de konuşmuştuk, immünolojik olaraktan herediter olan trombofillerin taranması önerilmiyor. Ancak taranılacaksa işte akkiz olanlar, antifosfolipitik antikor sendromu taranabilir. Bunda da kardiyolipinler, lupus ve beta 2 glikoprotein bunlar taranabilir. Tamam. Bu şekilde. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Birazcık da zaten süremiz geç başlamıştı. Aşağı yukarı tam 3 dakikada bitmiş oldu. Tabii bu zor bir hasta grubu bizler için de. Bu açıklanamayan infertilite, özür diliyorum, tekrarlayan gebelik kayıpları en büyük kaygılı ve ne yapacağını bilemeyen hasta grubu olarak karşımıza çıkıyor. Sizlere de geliyordur. Sen de zaten bahsettin en sevdiğin hasta grubu olduğunu. Evet. Açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı. Yani tarayacağımız tetkik çok fazla yok açıkçası. Hani burada yani sona histerezikopi öneriliyor. İşte 3D elinizde varsa onlar öneriliyor. Bir de tiroidlere bakıyorsunuz. Yani diğer yapacağınız testler bu hani bir sonrakinde oluşmayacağını öngören veya tedaviye yönlendiren testler şeklinde değil maalesef. Yani %60-70 civarında herhangi bir neden bulamayacağız bu hastalarda. Çok teşekkür ediyoruz Zahmet. Bir sonraki sorumuz sevgili Hakan'a. Cell-free DNA testinin güncel olarak tarama programındaki yeri ne olmalı? Gerçekten cell-free DNA bizde hani en azından taramada çığır açabilecek bir yöntem, biraz değil, bayağı pahalı şu anda ama bir tarama testi için. Ama gerçekten de sensitivitesi özellikle çok yüksek olması bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkabiliyor. Hakan'cığım, nereye koyalım tarama programında cell-free DNA'yı? Valla Gürsoy'cum, bütün dünya bunu konuşuyor. Herkes bunu, bütün ülkeler bunu konuşuyor. Bazı ülkeler tartışmayı kesiyor. Diyor ki SGK geri ödeme kapsamına, yani onlardaki SGK geri ödeme kapsamına alalım. Özellikle Danimarka en son ayda, işte Kuzey Avrupa ülkeleri, Avustralya. Bunlar tarama programlarını alıyorlar. Türkiye için durum ne? Reel durum ne? Yani şimdi AKO'a bakıyorsunuz. Society of Maternal Fetal Medicine'a bakıyorsunuz. Avustralya, Yeni Zelanda guideline'larına bakıyorsunuz. Onlar diyor ki kapıdan giren her gebeye bunu önerebilirsiniz diyor. Bu önemli bir, tabii AKO'nun bunu önermesi çok önemli. Türkiye'de de bizim penetoloji derneklerimiz bu hasta kendi ücretiyle bunu kendisi ödediği için hastaya önerebilirsiniz diyor. Ama ISIOG'un çok önemli bir açıklaması oldu. Bakın, önemli açıklama şu: ISIOG diyor ki tamam, bunu siz öyle önerdiniz, söylediniz ama inanın diyor, bunu her gebeye yapılırsa diyor, bir 11-14. Hafta ultrasonografisinin kalitesi düşer diyor. Yani İZYOK şunu söylemeye çalışıyor. Hepiniz biliyorsunuz, anne kanında fötel DNA'yı biz 10. gebelik haftasından sonra yapıyoruz. Niye? İşte fötel fraksiyon uygun olsun, no-call oranları düşük olsun, cevap verememe oranları düşük olsun diye yapıyoruz ama yani bir hastaya NIPT isteseniz bile 10. gebelik haftasında, özellikle 11-14. gebelik haftasında o hastaya bakmamız gerekiyor. Özellikle NTC'ni ölçmemiz gerekiyor, nazar bonuna bakmamız lazım ve 11-14. hafta hayati öneme sahip. Biz 11-14'te birçok anomaliyi zaten dışlıyoruz ve birçok çeklerimizi yapıyoruz. Biliyorsunuz ne yapıyoruz? Mesela ensefaloseli, holoprozensefaliyi, 11-14'te akraniyi, karın ön duvarına bakıyoruz, onfoloseli, gastroşizisi, megasistisi, vertebral anomalileri, ekstremite redüksiyonlarını, birçok anomaliyi 11-14'te zaten biz görebiliyoruz. Kistik higromayı. O yüzden eğer NIPT'i bir kere herkese önermeniz gerekiyor. Bu kanaatteyim. Çünkü en son Yargıtay kararı da var. En azından hastaya önerip ondan imza almanız gerekiyor. Hastanın aydınlatılmış onamında bunun yer alması gerekiyor. Ama önerseniz bile, hasta bunu yaptırsa bile, ne olur 11-14. Hafta ultrasonografisini atlamayalım. Bizim için çok değerli, çok kıymetli. Ama NIPT geldiğimiz noktada
Sanıyorum ilerleyen dönemlerde bütün gebelere ister düşük riskli olsun ister yüksek riskli olsun herkese önereceğiz. Tabii tıbbi olarak daha önce yayınlardan da baktığımızda bazı modellemeler vardı. Segmental modellemeler, ardışık modellemeler. Özellikle 1/100 ikili tarama testinde 1/100 ile 1/1000 arasında olan gri zona NIPT önerelim diyen bir grup vardı ama geldiğimiz noktada zannediyorum bütün gebelere önermek zorunda kalacağız. Bunun medikolojik etkileri de var. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Son 7 saniye, 6. saniyede bitiriyorum Gürsoy'cum. Çok teşekkür ederim ama biraz bunun üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Çünkü cidden ciddi bir malpraktis nedeniyle, yani malpraktis değil tabii ki bu Down sendromu nedeniyle biz çok ciddi tazminatlara maruz kalabiliyoruz kadın doğum hekimleri. Tabii bunda bütün derneklerimiz bunda görüş bildirdi. Hatta bütün perinatoloji dernekleriyle birlikte Türk Jinekoloji Obstetri Derneği de bir toplantı yaptı. Şöyle bir yaklaşım söz konusu. Mutlaka bizim gelen gebeye bütün testler hakkında bir bilgi vermemiz lazım. Bu NIPT hakkında da bunun bilgilendirilmesinin de kimisi kabul etmiyor ama benim kendi düşüncem bu bir imza altına almak lazım. Ben bu konuları yani bana işte cell-free DNA konusunda bilgi verildi. Bana amniyosentez konusunda bilgi verildi. İşte atıyorum ilk trimester tarama testi hakkında bilgi verildi diye bir onam almamız lazım. İstemiyorsa tarama testi yaptırmamak artık kendi inisiyatifinde oluyor o onamı bilgilendirmeyi yaptıktan sonra. Ama istiyorsa da belli seçeneklerde nelerin olacağını, nelerin beklediğini bizim bir şekilde belirtmemiz lazım. Ben yanlış hatırlamıyorsam da Yargıtay'da kararlarında o mutlaka o bilgilendirilmiş onamı, o imzayı mutlaka istiyor. Yani tabii bu pratik bir şey mi? Pratik bir şey değil. Çünkü herkes günde 10 hasta bakmıyor maalesef. Çok fazla sayıda hastaya bakmak durumunda kalabiliyoruz. Sizin hastaneniz de öyledir tahmin ediyorum. Bizim hastanemiz de öyle. Ama biz bunları imza altına almaya çalışıyoruz. Gürsoy Hocam, Yargıtay'da bu yüksek mahkeme hakimlerinden biri ne dedi biliyor musun? Şu anda kulaklarımda o. Dedi ki, çok sayıda hasta bakmanız hukuken bir gerekçe değil. Yani mahkemeye evet. Çıktığınızda ya ben çok hasta bakıyordum, bu onamı alamadım, pas geçtim, es geçtim. Bunları kabul etmiyor hukuk. Hukuk farklı bakıyor bizden. O yüzden şu anki koşullarda, şu anki mevzuat kanunlarla hukukun baktığı gibi bakmalıyız. Evet, maalesef o şekilde. Çünkü hukuka karşı bir şekilde sorumluluğumuz oluyor ister istemez. Onun için de kuralı herhalde oyunla kurallarına göre oynamamız gerekiyor, hukuk kurallarına göre de. Bir sonraki sorumuza geçmek istiyorum ben. Endometrioma için ne zaman cerrahi düşünürüz? Bunu Burcu sana sorayım. Sen bir tur dönmüş olalım tam. Evet evet biraz değil mi? Sen unuttuk gibi oldu ama. Buyur Burcu söz sende. Şimdi endometrioma için ne zaman cerrahi düşünelim? Tabii bu yani çok aslında tartışmalı bir konu. Neden? Şimdi en son söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim. Endometrioma bir defa tabii over rezervini azaltıyor. Cerrahi yapmak ART sonuçlarına, canlı doğum oranlarına bakılmış ki çok hani ciddi bir istatistiksel hani fark yok. Bir de tabii şimdi cerrahiye karar verirken şöyle bir şey oluyor benim dikkatimi çeken. Hani tüp bebekle uğraşmaya başlayan kişilerin bu hastaları değerlendirmesinin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bazen cerrahi kararı daha liberal bir şekilde verilebiliyor açıkçası. Ve her yapılan cerrahinde over rezervi üzerinde olumsuz bir etkisi var. Bu bir gerçek. Hani bunları şimdi bir kenara koyalım. Genel olarak hani yani böyle nokta şey vurgulayacak olursak semptomatik 5 santimin üzerinde bir endometrioma varsa evet cerrahi düşünebiliriz bunda. Cerrahi de kistektomi ve mümkünse tabii laparoskopi ile gerçekleştirmekte fayda var. Eğer şüpheli veya hani morfolojik olarak farklı gelen bir görünüm varsa tabii bunlardan mutlaka frozen'da yapmak lazım. Burada vurgulamak istediğim önemli bir şey eğer cerrahi yaptıysak ve hastaya bir fertilite tedavisi uygulanmayacaksa rekürensi önlemek için uzun dönem bunlara baskılama tedavisinin verilmesi çok önemli. Çünkü reküren cerrahilerde hani prognoz çok daha kötü oluyor.
5 santimin altında hasta asemptomatik. Bunlarda takip yapılabilir. 6 ay aralarla takibe çağrılabilir. Ardışık iki görüntülemede örneğin eğer kitle boyutunda bir artış varsa veya kist yapısında sizin görüntülemede hani farklı gördüğünüz bir şey varsa o zaman yine cerrahi karar alabiliriz. Tabii burada hasta var, hasta var. Hani belli hastalarda özellikle hani yumurtalık rezervi az ve daha da düşecek olan hastalarda cerrahi öncesi oosit dondurma veya embriyo dondurma da bir seçenek olabilir. Bunu da burada vurgulamak lazım. Yani bu hastaları bireysel bazda değerlendirip kararı ona göre vermek lazım. Çünkü hakikaten hani kesin olarak over rezervin hani uygun yapılan bir cerrahide bile düşme meydana geliyor. 14 saniye arttırdım. Gülsor. Süper. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ya endometriyom hastaları tabii biz mutlaka klinikte karşımıza çıkabiliyor. Yani hangisinde medikal yaklaşacağız, hangisinde gözlem yapacağız, hangisinde cerrahi tercih edeceğiz. Bu bakımdan çok çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederiz Burcu Hocam. Bir sonraki sorumuz polikistik over. Ahmet izninle sana sormak istiyorum ben bu soruyu. Polikistik over sorusunu. Polikistik over sendromunda ovülasyon indüksiyon basamaklarımız neler? Değişen bir şeyler var mı polikistik over sendromunda? Kolay yerden geldi bana bu sefer Burcu'ya göre. Ya şimdi tabii klasik olaraktan biz diyoruz yaşam tarzı değişiklikleri işte yok kilo verecek, egzersiz yapacak. Aslında hani bu iyi good practice points hani İyi klinik uygulama şeyleri bunlar. Hani bu sizin kilo verdirmeniz veya hayat tarzı değişiklikleri canlı doğum oranlarını arttırdığına dair bir kanıt yok. Hatta bir Hollanda çalışması var. Siz kilo verdirmekle zaman kaybettiğiniz sürede tedaviye başladığınızda aslında gebeliğe ulaşmanız daha kolay oluyor. Ama tabii hani BMI çok ileri olan hastalarda ve 35'in üzerinde artık bir sağlık sorunu olan hastalarda da gebelik planlamadan önce doğal olaraktan hani bunları kilo vermelerini önermek iyi hekimlik açısından uygun düşüyor. Tabii bunları verdirdik, gebe kalamadı. O zaman ne yapıyoruz? Yine birinci basamakta 60 yıllık ilaç Clomen'le birlikte son işte 2014'ten beri guideline'larda birinci basamağa çıkan letrozol var. Bu niye oldu? 2014'te Legro'nun çalışmasında yapıldı. Burada artık letrozolün klinik gebelik ve canlı gebelik oranlarını Clomifen'den her türlü BMI'de olan hastada arttırdığından dolayı 2014'ten itibaren birçok guideline'da birinci basamağa artık letrozol geçti. Eğer siz bunlarla denediniz herhangi bir başarı elde edemediğinizde o zaman ikinci basamağa geçiyoruz. Onlarda da neler var? Gonadotropinler ve laparoskopik ovaryen drilling geçiyor. Bunlarla da olmadı mı tüp bebeğe geçmemiz gerekiyor. Tabii burada hani siz Clomifen'le veyahut letrozol'le birinci basamakta ovülasyon elde ettiniz. Gebelik oluşmadı. Yani hani direnç değil ama başarısızlık var. Bunlar da illa gonadotropinle de ovülasyon yapalım başarıyı arttırıyoruz mu? Bunlar soru işareti olan durumlar. Eğer aslında hani direnç varsa Clomifen'e veya letrozol'e o tip durumlarda gonadotropine geçmek daha mantıklı. Çünkü gonadotropinle ovülasyon indüksiyonu yapmak da açıkçası bu işin bir sanat yani tüp bebekten daha zor olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok uzun süre vermeniz gerekebiliyor bazı hastalarda ve buna hem hekimin sabır göstermesi hem de hastanın bu kadar ilaç kullanacak sürede uzun süre bu tedaviye devam edecek motivasyonda olması gerekiyor. Yani sonuçta şu anki basamaklarda letrozol birinci basamakta hem kullanımı kolay hem endometriyuma karşı antagonistik bir etkisi yok. Ovülasyon oranları ve gebelik oranları da Clomifen'e göre daha yüksek. O nedenle letrozolü kullanmamız lazım. Ancak bunu da tabii kullanırken tabii de off-label olduğunu yani indikasyon dışında kullandığınız bir ilaç olduğunu hastaya anlatmanız veya anlattığınız hastanın da bunu anlayabilecek durumda olan bir hasta olması gerekiyor. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben bir de metformin konusunda düşüncen var mı? Bu metformin ovülasyon 2017'de ASRM guideline'larında yayınlandı. Metformin ovülasyon indiksiyonunda bir yeri yoktur. Çünkü yok. Sizin metforminden daha başarılı ilaçlarınız vardır. Bizim asistanlığımız döneminde hani şöyle bir durum vardı. Sen ne kullanıyorsun diyordu. İşte ben Clomen kullanıyorum diyorum. Ama ben metformin kullanıyorum diyordu. Yani birebir.
Ama böyle bir şey yok artık. Yok. Ha, ancak dirençli olan klomifen vakalarını da etkileyebilirsiniz ama bunlarda da siz klinik gebeliği arttırıyorsunuz ama canlı doğum oranlarında metforminin ekstradan kattığı bir şey yok. O nedenle metformini sadece ovülasyon indüksiyonu için kullanıyorsanız kullanmanızın ve eklemenizin herhangi bir anlamı yok. Çok teşekkür ederiz sevgili Ahmet. Çok sağ ol. Çok doyurucu bilgiler oldu bizler için. Pratikte bir yaklaşım oldu. Evet. Devam ediyoruz. O zaman yine Burcu hocamıza geçiyor soru sırası. Düşük over rezervinde DHA ve PRP'yi ne zaman kullanmalıyız? Bu da çok sık gelen bir soruydu bize. Onun için tercih ettik. Burcu hocam uygunsa bu soruyu sormak istiyorum size. Peki. Şimdi dihidroepiandrosteron ne yapıyor? Over androjenleri ve over cevabını artırmak için kullanılan bir preparat. Şimdi baktığımız zaman foliküler sıvıdaki testosteronu yaklaşık yarısı dolaşımdaki bu DHA'dan, dihidroepiandrosteron'dan salgılanıyor. Bu hormon tabii yaşla birlikte yani 25-45 yaş aralığına baktığımız zaman gittikçe miktarı hani yarı yarıya 45 yaşına artık azalmış oluyor. Çalışmalar gene gösteriyor ki bu hastalarda bu preparat kullanıldığı zaman muhtemelen fonksiyonel rezerve geçen oosit sayısında bir artış olduğu için gebelik oranları artmış olarak görülüyor ve ilginç olarak canlı doğum oranları, abort oranlarının da azalmış olduğu görülüyor. Muhtemelen oositin sitoplazmasındaki bir takım iyileştirici etkilerinden ötürü. Peki pratik gene konuşacak olursak ne kadar süre biz bunu kullandıralım? 6 ila 8 hafta 3 çarpı 25 miligram düşük over rezervinde hakikaten biz de kendi pratiğimizde kullanıyoruz. Çünkü hani bu tip düşük over rezervli hastalar herhalde Ahmet'e de öyledir. Daha hani bize gelme eğilimindeler merkez gezip. Diğer şey PRP'ydi. PRP tabii hani daha çalışma aşamasında aslına bakarsak daha fazla hani uzun dönem verileri de içeren daha çalışmalara ihtiyaç var. Ki yapılan çalışmalar umut vaat ediyor bu konuda ama bunlarla ilgili hani standartize edilmiş hazırlığı nasıl olmalı, nasıl bir dozda verilmeli, zamanlaması nasıl olmalı? Bunlarla ilgili biraz daha çalışmaya ihtiyaç var. Biz aslında tam tabii düşük over rezervi değil ama sevgili Gürsoy ile beraber böyle bir çalışmamız vardı. Diyabet modelinde bir GCSF kullanarak hakikaten hem endometriyum hem de over'de bunun iyileştirici, fibrozisi azaltıcı etkisini göstermiştik. Şimdi benzer şekilde bizim sevgili asistanımız Nigar da bu konuda bir test çalışması yürütüyor. Belki seneki toplantıda bunu kendi verilerimizle bunun şeylerini açıklayabiliriz. Çok da güzel olur. Yani PRP aslında biraz daha endometriyumdaki şeyleri biraz daha net gibi bence. Hani kronik endometritte tekrarlayan implantasyon hatası olan hastalarda, aşermanda, ince endometriyumda hani umut vaat ediyor gerçekten ya da burada daha çok çalışıldığını düşünüyorum. Diğer artırdığım 13 saniyeyi kullanayım burada. Tamam tabii. Burada, hani hem endometriyal reseptiviteyi düzeltiyor, hem o salgıladığı işte çeşitli kemokinler, işte maddeler aracılığıyla vaskülarizasyonu artırıyor, fibrozisi azaltıyor. Yani hakikaten faydalı olabilir ama son hani sözü söylemek için birazcık daha bence çalışmaya ihtiyaç var. Evet, çok teşekkür ederiz Burcu. Birazcık bizim de hani yaptığımız çalışma da bir deneysel bir modeldi o. Güzel bir modeldi. Hatta bayağı da bir oldu onun yapalı herhalde. O çalışma yapalı 7-8 sene oldu. Evet, yani o da şeydi, o deneysel modelde GCSF vermiştik. Gerçekten endometrium sonuçları özellikle diyabette çok iyi etkilerinin olduğunu görmüştük. O da dediğim gibi bizlere de iyi, daha bu sistemi oturtmak için artık normal insanlar üzerinde de çalışmalar da devam ediyor.
Bu konuda da çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir şey daha hayran kaldığımda söylemek istiyorum. İlk önce hani DEHA'da tam 1,5 dakikada DEHA'yı bitirip daha sonraki 1,5 dakikada da BRP'yi kullanman da ayrıca çok hoşuma gitti. Çok sağ ol. Evet, bir sonraki evet. Sorumuz sevgili yine Hakan'a geliyor. Ve fetal ventrikülomegali yönetimi. Bize çok sık gelen bir soru bu pratikte de, bizim perinatolojide de. Yani bizim haftalık konseylerimizde mutlaka ve mutlaka birkaç hasta olur haftada bu tarz hastaları. Ne yapalım, ne yönetimini nasıl sağlayalım fetal ventrikülomegali sevgili Hakan? O zaman ben de bir soru sorayım. Niye ventrikülomegali, niye nükleal fold değil, niye? Yani ventrikülomegali gerçekten önemli. Yani bunu soran arkadaşa da ben çok teşekkür ediyorum. Ya klinik pratikte aslında görüyoruz, hani sık da görüyoruz diyebilirim. Ventrikülomegali tanım olarak nedir? Az önce gösterdiğiniz kesit çok güzel bir kesitti. Parieto-occipital sulcus'tan dikey olarak ventrikül duvarlarını görüyorsunuz. İçten içe ölçtüğünüzde 10 milimetrenin üzeri ventrikülomegali diye adlandırılıyor. Aslında medyan mumu 6-7 milim civarıdır ve ikinci, üçüncü trimesterde değişmez bu. Yani giderek artan bir ölçüm değildir de hep aynı kalır ikinci, üçüncü trimesterde. Şimdi ventrikülomegaliyi de tabii gene sınıflandırmak lazım. Yani 10-12 milimetre hafif, 12 işte 15 milimetre orta, 15 milimetrenin üzeri ağır ventrikülomegali şeklinde hani sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırma da önemli. Niye? Prognoz açısından önemli. Yani 15 milimetrenin üzerindeki ventrikülomegalinin gerçekten bebek doğduktan sonra nörokognitif ve motor fonksiyonlarla ilgili prognozu gerçekten kötü. Tabii ventrikülomegali bir bu ultrason bulgusu. Siz ventrikülomegaliyi gördüğünüzde özellikle intrakraniyal ve ekstrakraniyal anomali taramalısınız. Ayrıntılı bir ultrasonografi yapmalısınız. Bu çok önemli. Tabii intrakraniyal anomali görürseniz bunun prognozu kötü ama izoloventrikülomegalilerin prognozu bazı kriterlere göre değişiyor. Şimdi ventrikülomegalinin etiyopatik genezine baktığınızda işte özellikle intrakraniyal olarak bir Arnold Chiari malformasyonu olabilir, bir Danny Walker olabilir veya bir anoploidi Down sendromu olabilir ya da Joubert olabilir, Bardet-Biedl sendromu olabilir. Yani çok çeşitli sendromlar, çok çeşitli intrakraniyal lezyonlar ventrikülomegaliye neden olur. Şimdi siz ventrikülomegali gördünüz ultrasonografide, bunun ne yapalım, nasıl yapalım? Unutmayalım ki ventrikülomegalin prenatal invaziv tanı indikasyonu vardır ve first line tedavisi konvansiyonel karyotip değil, mikroarray'dir. Çünkü ventrikülomegali yaklaşık konvansiyonel karyotipte %3, %8 civarında bir kromozomal anomaliye hani rastlarsak, rastlamış olursak mikroarray'de bu %10 civarına, %10 katkı bize sunar. O yüzden mikroarray ile bunu amniyotik sıvıyı değerlendirmemiz lazım. Yeni çıkan VES'in buradaki şeyi nedir, yeri nedir? Özellikle VES yaptıracağımız hastalar copy number varyant ihtimalinin yüksek olduğu, akraba evlilikleri ve tekrarlayan santral sinir sistemi anomalileri olan hastalarda özellikle VES'i tercih etmeliyiz amniyon sıvısında. Bu önemli bir ayrıntıdır. Onun dışında peki prognozlar nasıl? Bunların yaklaşık %12 ila %15'i lateral ventrikülomegalilerin artarak devam eder gebelik haftası ilerlediğince ve prognoz kötüdür. %50 civarı stabil kalır. Yaklaşık %20 civarında ise regresyon görülebilir. Ventrikülomegaliler regresi olabilir intrauterin dönemde ve bunların prognozları iyidir. Ben teşekkür ediyorum. Burada arttıramadım ama hocam. Olsun, gayet güzel. Öncekilerden arttırdığın sürelerden kullanalım. Ben bir tek şeyi sormak istiyorum. Tabii. Hakan, fetal MR'ı ne sıklıkta kullanıyorsun ventrikülomegalide? Evet. Yani şöyle, eğer ventrikülomegalide fetal kraniyal MR indikasyonu tabii ki var. Onu da ifade etmek isterim. Özellikle arada kalınan vakalarda, obez hastalarda, transvajinal ultrasonografiyi kullanamadığınız hastalarda, fetal pozisyonu gerçekten iyi olmayan bir hasta grubu da var klinik pratikte gördüğümüz. Bu tür hastalarda fötal kraniyal MR'ı kullanabiliriz ama tabii fötal kraniyal MR'ın yorumlanması da çok önemli. Yorumlayıcısı da çok önemli. O yüzden iyi ellerde fötal kraniyal MR yapmamız gerekiyor. Tabii bize ek bulgu sağlıyor hocam. Ben teşekkür ederim bu katkın için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
Evet, bir sonraki sorumuz yine İmpertilite'den geldi. Bu aslında benim ilk hazırladığım seminerde asistanlık döneminde İmpertil Çift'e güncel yaklaşımdı. Yine aynı sorular devam ediyor bu güncel yaklaşım. Bunu Ahmet izin verirsen ben Burcu'ya sormak istiyorum. Sevgili Burcu, İmpertil Çift'te güncel olarak yapılması gereken testler neler? Peki, teşekkürler. Sevgili Gürsoy, asistanlığımızdan bu yana çok fazla hani yapılması gereken bazal testlerde bir değişiklik yok. Yok mu? Evet, şimdi hani infertilite sebeplerine hani bakacak olursak, hani çok pratik olarak, hani 1/3 erkeğe ait, 1/3 kadına ait, 1/3 de hani hiçbir sebep bulamadığımız, dokümante edemediğimiz ama ortada bir hani gebeliğinde oluşmadığı durumlar. Diagnostik testler ilk bir çift geldiği zaman tabii değerlendirmek için nelere başvuruyoruz? Şimdi kadın faktörünü tabii değerlendirirken değerlendireceğimiz iki temel şey var. Bir, bu kadın ovülasyon oluyor mu? Bir de kavite ve tubalarda bir sorun var mı yok mu? Çünkü infertil hastaların hani en az 1/3'lük bir kısmında da kavite ile ilgili hani problemler çıktığını biliyoruz. Şimdi ovülasyonu dokümante edeceğiz. Eğer bu gelen hanım düzenli olarak adet görüyor, hani adet öncesindeki semptomlarını da tarifliyorsa, bu çok büyük bir oranda hani ovülü oluyor demek aslında klinik pratik olarak. Ama biz illa da hani bunu dokümante edelim dersek nasıl dokümante edeceğiz? MIT lütüel fazda progesteron bakacağız. Buna nasıl bakacağız? İşte ideal olarak 28 günde bir adet gören bir hani kadın için 21. günde baktığımız progesteronun 3 nanogram bölü mililitrenin üzerinde olmasını dokümante edersek, evet, bu kadın ovülasyonu oluyor anlamına geliyor. Peki kavite ve tubalara nasıl bakalım? HSG çekelim. Hemen adet bitiminde ki hafta içerisinde yapılabilinir. Hani bu basit bir şekilde hem kavite hem tubalar hakkında fikir sahibi olabiliriz. Ha, bu şeyi atlayıp histereskopi, laparoskopi yapalım mı? Hani denebilir. Burada da hani belki ciddi endometriozisi olan bir hastada, hani böyle özel hasta gruplarında belki bunu hani düşünebiliriz. Ama ilk hani bazal tetkik olarak yine HSG yerini koruyor. Bunun dışında da yine çok basit olarak erkek faktörü değerlendirdiğimiz bir spermiyogram analizi var. Onu yaparak da bu bazal değerlendirmeyi yapmış oluyoruz zaten. Burada tabii bu gelen hastalarda dikkatli, ayrıntılı bir hikaye ve fizik muayene de önemli. Altta yatan neden, çünkü hani bir neden değil, hani birleşik nedenler olabilir ve ona göre bir yaşam tarzı değişiklik yapmak da yine sizin tedavinizde yol gösterici ve faydalı olabilir. Bir diğer gene vurgulamak istediğim şey de tabii bu çiftlerin emosyonel durumlarını da dikkate almak lazım tedaviyi yönlendirirken. Çünkü hani en baş edemediğimiz şeylerin bir tanesi de bu hastalardaki hani anksiyete, bazen gerginlik, hani karamsarlık, hani bu duygu durumlarıyla da baş etmemiz lazım. Bitti. Kesinlikle sevgili Burcu, ben de katılıyorum sana. Sizden bize gelen, perinatolojiye gelen IVF gebeleri her zaman son derece kaygılı ve dediğim gibi çok son derece karamsar da oluyorlar. Yani hatta şöyle söyleyeyim, ben hani bizim için, benim kendi söylediğim, tabii ki yüksek riski gebelik olarak takip ediyoruz IVF gebelerini ama bizim için normal bir gebeden şu an için bir farkınız yok diyoruz biz de zaten. Herhangi bir problem yoksa, bir komplikasyon yoksa. Mesela yani sizin genellikle IVF'de gelen gebeler yani bütün gebeliğini yatarak geçirme gibi bir düşünceleri de olmuş oluyor genellikle. Öyle de bir serzenişte bulunayım ben IVF gebelerine. Çok teşekkür ediyorum. Bir HSG sorumuz vardı dedim. İyi, çok güzel, tam arkasından geldi. Bu HSG tetkiki, bu da çok sorulmuş bir soru. Kime, nasıl ve ne zaman yapalım? Kime kullanalım bunları? Sevgili Ahmet, izninle sana soruyorum soruyu. HSG tabii bizim açımızdan çok önemli bir tetkik. Niye önemli? Şimdi bu infertilite oranlarına baktığınızda kadınlarda %40 ovülatör nedenle
neden olurken %40 da tuboperitoneal faktörler. Yani %40 gibi kadınlara neden olan infertilite de kullanacağınız çok geniş kullanım alanı olan bir tetkik. Ama aslında hani ne eğitimde ne eğitim fazla bir önem verilmiyor gibi gözüküyor şu an HSG'de. HSG'de çekildiği zaman bunu tabii okunmasını radyologdan beklememek lazım. Çünkü HSG radyologlar için hani onlar MR okuyorlar. Başka girişimsel de peşinde koşarken HSG gibi bir tetkikle açıkçası çok ilgilenmiyorlar. O nedenle yani bunun okunmasını kendimizin yapması gerekiyor HSG'yi. Ve çekerken özellikle çok önemli, çok dikkatli çekilmesi gerekiyor. Burada çoğu hasta eğer anestezisiz çekiliyorsa zaten muayene sırasında o tenekulumunu tutmakta ağrı ifade ettiklerinde bu sefer bu tenekülümü çekmiyor çoğu çeken insan ve uteruslar antever şekilde bir HSG çekimi oluyor. Veya hızlı verildiği zaman bilateral proksimal oksijon olabiliyor. O nedenle yavaş verilmesi gerekiyor. Tabii ideal anestezi altında çekilmesi ama çoğu ortamda bu anesteziyi bulamıyoruz. Hani anestezi de şart mı bunlarda? Açıkçası şart değil. Kadının kendi ağrı eşiğini bilmesi önemli. Çünkü kimi kadın bu muymuş diyor, bu kadarcık mıymış ağrısı. Kimisi de hayatımda duyduğu en geniş ağrıydı diyor, bu en büyük ağrıydı diyor. O nedenle hastanın ağrı eşiği düşükse anestezi illaki şart değil. Tabii ki bunu foliküler fazın ilk başlarında çekmemiz gerekiyor. Başka ne vardı, süre gözüktüğünden göremiyorum. Kime nasıl? Ne zaman demiştik, ne zaman şey yaptık, belirttik. Evet. Kime dedik? Foliküler fazın ilk başında çekilmesi gerekiyor. Dediğim gibi çekerken iyice traksiyon yapılması gerekiyor. Traksiyon yapılmadığı zaman kaviteyi görmüyoruz. Kaviteyi görmezseniz ne olabilir? Eğer tubal patensi gördüyseniz illaki hastaya tekrardan bir HSG çektirelim demenize gerek yok. Eğer bir de anestezi kullanmadıysanız zaten ağrılı bir işlem. Eğer elinizde 3D imkanı var ise bunlarda 3D ile kaviteyi lütel fazda görebilirsiniz buna. Ve ancak tubal pasajı şu an için ultrasonla görmemiz pek mümkün olmadığından dolayı da eğer tubal patensiden HSG'de en azından bir fikir sahibi olmamız gerekiyor bu açıdan. Süper. Ben bir de şeyi sorabilir miyim abi? Bu HSG sonrası biraz gebelik oranları sanki artıyor gibi mi? Yani sizin de öyle bir hani bizim bu yani pratik şimdi bu gözlemi. Klasik bir bilgi gibi geçiyor. Eğer yağ bazlı siz kontrast madde kullandığınız zaman ilk birkaç ayda bu spontan gebelik oranlarını arttırabiliyor deniyorlardı. Bu ne? İşte endometriyal reseptiviteyi arttırabiliyor veya mukus tıkaçları varsa siz bunu verdiğiniz zaman bunları açabiliyorsunuz ve bu nedenle spontan gebelikleriniz arttırıyor diye bir bilgi var. Yalnız up to date'in son HSG kısmına baktığınızda bu verinin yapıldığı çalışmalarda normal yağ bazlı kontrast çekildikten sonraki ayda hemen infertilite tedavisine başlamışlar. Diğerlerinde ise hani git bekleyin biraz daha normal denip karşılaştırdıklarında yağ bazlarda daha çok çıkmış. Ama son yayınlarda ise her ikisinde de eşit olaraktan gözüküyor. Hem sıvı bazlı hem yağ bazlardan ama ilk 1-2 ay dediğim gibi hem endometriyal reseptiviteyi arttırabiliyor etkisinden hem de o mukus tıkaçlarını arttırdığından dolayı da gebelik oranlarında artma gözükebilir. Gözükebiliyor. Yani gerçekten bu HSG'nin çekilmesi de çok çok önemli. Yani bizim kendi asistanlık dönemimden de biliyorum ben bunu. Ben ilk başladığımda tabii çok önemli bir şey olarak böyle hani HSG çekmeye giderdik. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesiydi ilk başladığımız dönemlerde. Daha sonra polikliniğe geçtik, böyle HSG daha bize normal bir şey gibi geldi. Nedense bizim zamanımızda dediler artık bu yeni başlayanlar çekmesin HSG'yi, iyi çekemiyorlar, traksiyonu iyi yapamıyorlar. Bu sefer polikliniktekiler çeksin dediler. Yine ben gittim. Bizim dönemimiz gitti. Hatırlarım o güzel günleri Gürsel. Çok güzel. En sonunda artık kıdemli oldum. Ameliyatlara gidiyoruz, şey yapıyoruz. Dediler ki yani bu orta kıdemin de işi değil. Bunun kıdemlerin yapması lazım. Çünkü HSG çok önemli bir tetkik. Bu sefer de kıdemliyken, en kıdemli olduğum dönemde de gittim. Onun için traksiyonu ve bunların hepsinin ayrıntısını çok çok iyi biliyorum bir perinatolog olarak. Yani HSG infertiliteye uğraşanlar için bence çok önemli bir tetkik ama şu an izleyen bir asistanım da vardı. O Almanya'ya gitmişti. Almanya'da da hiç HSG yapmıyorlarmış. Yani herkese diagnostik histeroskopi, laparoskopi yapıyorlar abi dedi. Bu da bana bir garip geldi açıkçası. Hani düzgün kullanıldığında bence HSG çok değerli bir tetkik yani. Ben sıklıkla kullanıyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum.
Hemen evet, olmazsa olmazımız tabii ki şu anda hepimizin pandemiyle uğraştığımız için güncel COVID-19 gebelerde yönetimi nasıl yapacağız? Bu soru da çok geldi. Haklılar da cidden pandemi sürecinde çok ciddi bir gebelikle birlikte enfeksiyon oranını da görmeye başladık. Sevgili Hakan, neler demek istersin? Evet, pandemideyiz. Gebelerimiz de enfekte oluyorlar ama güzel haberler var. Özellikle ben aşının etkisini son zamanlarda hepimiz görüyoruz. Yani gebe mortaliteleri giderek azalmaya başladı. Ben buna aşının indüksiyon etkisi diyorum. Aşı etkili. Gebelerde de aşı önerdik. Hepimiz birlikte önerdik. Hatta trimester farkı olmadan gebelikte aşıyı önerdik. Ve bunun da etkisini klinik pratikte görmeye başlıyoruz. Tabii Omikron varyantı var. Omikron varyantı işte son varyantlardan biri. Virüs mutasyonlarını artık arttırdı. Çok da iyi mutasyonlar oldu artık, spike proteinine bağlı ve bulaştırıcılığı çok iyi. Fakat iyi haber, klinik özellikleri biraz daha hafif geçen bir enfeksiyon olmaya başladı. Bu bir insanlığa bir umut ışığı doğdu. Gebelerimiz yine her zamanki gibi klinik pratikte %85-86 civarında asemptomatik görüyoruz gebelerimizi COVID-19 enfeksiyonunda, ama bazı gebelik grubu var, yani gebelerimizin bazı özellikleri var ki onları riskli yapıyor. Asemptomatik hastalara tedavi vermiyoruz, evden izliyoruz, ama özellikle komorbid olan hastalar. Bu hem obstetrik komorbilite hem de medikal komorbilite. Nedir bu? Özellikle kötü kontrollü hipertansiyonu, diyabeti, preeklampsi ya da piprom olan hastaları, COVID-19 enfeksiyonu olan hastaları hastanede tedavi ediyoruz. Hastaneye yatırıyoruz. Özellikle medikasyona rağmen 39 derecenin üzerinde ateş devam ediyorsa bu tür gebeleri de hastaneye yatırıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki istokin fırtınası riski bu hastalık, bu gebelerde daha fazla. Tabii oksijen saturasyonunu normal yetişkin bireyde biz %95 olarak biliyoruz ama %92'nin altı olarak biliyoruz, ama gebelikte özellikle hedef saturasyonumuz %95, parsel oksijen basıncımızın da %70 civarında olması gerekiyor. Bunun altındaki değerler, takipneik bir gebe ya da işte genel durum bozukluğu olan bir gebe ya da laboratuvar bulguları, özellikle SRP'nin yüksek olması, prokalsitonin, D-dimer yüksekliği, karaciğer enzimlerinde yükselme, trombositopeni gibi durumlarda bu gebeleri muhakkak hastanede yatarak takip ediyoruz ve özellikle kritik hastalığı olan gebelere takip öneriyoruz. Tabii takipte ne yapıyoruz? Takipte yaptığımız iş, özellikle vital bulguları takip ediyoruz. Fötal monitorizasyona bakıyoruz ve fötal iyilik hali testlerini yapıyoruz. Laboratuvar tetkikleri, oksijen tedavisi, antiviral tedavi, antikoagülant tedavi ve steroid tedavisi yapıyoruz. Ben sürem azalıyor, görüyorum. Ufak ufak bunlara değineyim. Özellikle laboratuvarda COVID panelimiz var. Az önce bahsettiğim laboratuvar bulguları. Oksijen tedavisi, bahsettiğim oksijen saturasyonu azalınca ya da parsel oksijen basıncı azalınca işte nazal oksijen, ondan sonra maske oksijeni, sonrasında high flow dediğimiz ve yoğun bakımda verilmesi gereken işte dakikada verilen oksijen miktarına bağlı olarak oksijen tedavileri var. Antiviral tedavi kaletra kullanılıyor gebelerde. Ropinavir, ritonavir grubu bir antiviral tedavi. Semptomatik olan gebelerde kullanabiliyoruz ve muhakkak COVID-19 enfeksiyonu olan her gebeye antikoagülan tedavi vermeliyiz. Bu çok önemli. Hatta bunun yanına aspirini ekleyebileceğimiz çok güzel yazılar da geldi. Özellikle Amerika'da düşük doz aspirinle birlikte heparini verebileceğimiz bir hastalık grubu. Hani gebelik ve COVID-19 enfeksiyonu, ama ağır COVID-19 enfeksiyonundan bahsediyorum. Ve steroid tedavisi. İlk yazılar deksametazonu, yani fötal akciğer maturasyonu için deksametazonu öneren grup oldu. Biz klinik pratikte biliyorsunuz betametazon kullanıyoruz, ama öyle bir an geldi ki özellikle ağır geçiren enfeksiyonda pasteroid tedavileri gündeme geldi. Bizim verdiğimiz 24 miligramın çok çok üzerinde, 1000 miligrama kadar, 1 grama kadar steroid tedavileri, pasteroid tedavileri gündeme geldi. Tabii bunlar kritik olan hastalık grubu, yoğun bakımda takip edilen gebe grubu. Bu tür tedavileri hani biz hem tedaviyi önerebiliyoruz. Onun dışında doğuma gelirsek, yani asemptomatik bir gebe miadında olsa bile karantina süresini beklememiz gerekiyor. Onu doğuma almamız bize ek bir şey kazandırmıyor. Belki de hastalığın progresyonunu arttırıyor. Onun dışında ilk başlarda çok tedirgindik, hastalığı bilmiyorduk, herkese sezeryan öneriyorduk, ama artık obstetrik nedenli doğum şeklini hani önermeliyiz. Eğer obstetrik bir neden yoksa illa sezeryan
bu hasta grubuna yapmıyoruz. Geç kremplemeyi doğumda önermiyoruz. Özellikle doğumun ikinci evresini kısaltabiliriz. Bunun için ilaç kullanabiliriz. Yani augmentasyon yapabiliriz bu hastalık grubuna. Onun dışında sezaryanda mesela anestezi tekniği olarak genel anesteziyi önermiyoruz. Rejyonel anestezi öneriyoruz. Hep hedefimiz aerosol miktarının minimalize edilmesi ve COVID-19 gebeliklerin takibini ve doğumunu kabaca bu şekilde ifade edebilirim ben size. Evet arkadaş, çok önemli diye kesmek istemedim. Daha önceden de arttırdığın saniyelerden bunları yaptım. Tabii en önemlisi herhalde profilaksi, yani aşılanmayı herkese, tabii, gebelerimize de, bütün herkese de önemli, öneriyoruz. O mesajı da vermek istedim. Hız kesmeden bir sonraki sorumuza geçmek istiyorum ben. Luteal faz desteği için progesteron tedavi şekilleri ve etkinlikleri. Burcu, izin verirsen Ahmet'e sormak istiyorum ben bu soruyu. Ahmet, sen de söz. Bu gerçek lütel faz yetmezliği dediğimiz tedavi tüp bebek tedavisi oluyor. Yoksa hani lütel faz yetmezliği mühkem bir kavram, yıllardır konuşulan, ama gerçeği olan bunun tüp bebek. O nedenle mutlaka bir lütel faz desteği yapmamız gerekiyor. Ha, bunu da yapabileceğimiz birçok yol var şu an elimizde. Eskiden sadece intramusküler ve vajinal vardı. Şu an oral, 2017'de oral ve daha sonra da subkutan formlar açığa çıktı. Bunlar açısından etkinlik olaraktan aralarında bir fark yok. Yani siz hastanın kullanmak istediği formda ilacı kullanabilirsiniz. Etkinlikleri birbirine yakın bunların. İntramusküler formların 50 miligramlık formları var. Bunların tek sıkıntısı çok ağrılı. Hastalar genelde kullandık ve steril apse yapabiliyorlar. Ve genelde hani kullandığımızda hastalar başka bir form var mı diye soruyor bize bu intramusküler formlarını. İntravajinal olaraktan mikronize progesteron var. Şu an elimizde kullanabildiğimiz. Bunların 100 ve 200 miligramlık kapsülleri var. Ve minimal 300 miligram olaraktan bunları kullanmanız gerekiyor. İdeali şu an biz hani 600 miligram civarında bunları lütel faz desteği için kullanıyoruz. Bundan önce ise bu krem şeklinde olan bir formu vardı. Şu an ama Türkiye'de maalesef bu formu yok. 2017'de didrogesteron, yani 60 yıldır bilinen ismiyle Duphaston, bu lütel faz için onay aldı. Onun dışında mikronize progesteronun oral olarak kullanımında pek lütel fazda pek bir yeri yok. Çünkü bunların bir first pass efekti dolayı karaciğerden geçtiğinde eliminasyonu çok fazla. Bir diğer de subkutan formlar çıktı. Bunlar da 25 miligramlık formları var. Hem buranın sponsor olan Koçak firmanın hem de yabancı bir firmanın ürettiği 25 miligramlık her gün kullanılacak şekilde. Bunlar da tamamen seçenek, doktorun ve hastanın tercihine yönelik. Kimi hasta vajinal kullanmak istemiyor çünkü akıntı yapıyor veya orada iritasyon yapıyor. Kimi hasta intramusküler kullanmak istemiyor. Kimisi de o kadar ağrısına rağmen ağrı olduğunda daha etkili olacağını düşünen hasta grubu var. Onlar intramusküler istiyorlar. Onları o şekilde kullanabiliyoruz. Ha, bunların hepsi, bunu sunum yapan hocalarımı da görüyorum ben hastalarında. Hepsi birbirine eşit etkinlikte derken, pek tek başına kullanan hekim yok tüp bebekte. Genelde kombine olarak kullanılıyorlar. Hani vajinal veren oral ekliyor. Artık yani sadece hani vajinal artı orale alışkındık ama artık yani her türlü formu kullanan hastalar görüyorum. Yani hasta intramuskülerinde kullanıyor, subkuteninde, vajinalinde, oralde. Hani 4 çeşit progesteron propetitte kullanan hasta gördüm. Yani biz bu aralar progesteron yetmezliğinden çok çekiniyoruz tüp bebekçiler olarak ama bu kadar da fazla kullanmanın bir faydası var mı açıkçası bilemiyorum. Durum bu. Teşekkürler. Ben kısa bir katkı yapmak istiyorum sevgili Ahmet. Şimdi aslında bu vajinal progesteron sanıldığı kadar çok fazla irite etmiyor. Yani bu konuda çekinceler de, yani biz de çok sık kullanıyoruz vajinal progesteronu. Erken doğum profilaksisinde kullanabiliyoruz biz perinatoloji pratiğinde. Bizde hani gebeler bile bu durumdan hiçbir şekilde çekinmeden bunu kullanabiliyorlar. Dediğim gibi 37. haftaya kadar verebiliyoruz profilaktik amaçlı. Onun için sanılan kadar iritasyon ya da kullanımda zor bir etkisi olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Bir onu eklemek istedim. Yani şimdi burada
şu anki mikronize progesteronu tek doz olarak kullanma gibi bir durumumuz yok. Genelde hani ikiye, ya siz abort simülasyonlarda nasıl şu an kullanıyorsunuz bilmiyorum da, hani üç doz halinde yaptığınızda veya bu hijyenik olaraktan hastaların pek tercih etmediği bir şey de olabiliyor. Yani üç kere vajinaya o kapsülleri sokacaklar. Eski formlarda tek doz kullanımı sabahtan kullanılıyordu ama şu an mikronize progesteronlara ne bileyim hani 600 mg verdiğinizde 3 x 200'den hani 3 kere vajinal kullanması gerekiyor. O biraz hastalar açısından sıkıntı yaratabiliyor. Yoksa hani çok şu anki o kullandığı zaten progestan var, ismini söylememde şey yok. Hani hı-hı, çok akıntı olaraktan çok şikayet yok ama dediğim gibi kullanım açısından bir zorluk var. Yani ama yine de dediğim gibi biz de gebelerde aynı dozu 600 mg verebiliyoruz. Sıkıntı şahsen ben kendi pratiğimde yaşamıyorum, onu belirtmek istedim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçebilirsek sevinirim. Aa, çok güzel. Bu sık, bu ben de bir sunum yapmıştım erken doğumda tarama ve profilaksi ve burada da bu Ajok'ta, bu çok yeni bir yayın. Bunu Hakan sana soracağım. Ajok'ta yayınlanan 17 hidroksi progesteron kaproatın bu uzun dönem etkisi konusunda bir çalışma var. Bu çalışmayı herhalde sen de duymuşsundur. Bizim kadın doğum gruplarında da paylaşıldı bu. Bununla ilgili detayları paylaşabilir misin? Bildiğini düşünüyorum çünkü bayağı bir konuşuldu bu çalışma. Şimdi ben de bu çalışmayı biliyorum. Gruplardan ben de takip ettim. Aklıma şöyle bir şey geldi. Kimin aklına geldi bu toplum tabanlı bir çalışma yapmak? 1950-66 yılları arasında yaklaşık işte 18 bin tane insanı uzun dönem takip etmek, bunların doğan çocuklarında hani kanser taraması yapmak valla çok ilginç ve güzel de geldi aslında. Yani bu sadece 17 alfa hidroksiprogesteron kaproatla ilgili değil de ya bazı başka ilaçlarda da yapılabilir. Ama bu çalışma gerçekten çok ses getirdi. Özellikle yani çok liberal kullandığımız ilaç. Çoğu zaman da şimdi öz eleştiri yapalım kendimize. Gerçekten endikasyonla mı kullanıyoruz? Bir de bu var yani. Birçok hastada çoğu zaman endikasyon da bulamıyorum. Yani hem hekimin kaygısı hem hastanın kaygısı ama yani bu çalışmadan sonra epey şey yapacağız. Yani bu ilacı yazarken ve verirken epey de düşüneceğiz hekim olarak. Ve bunun daha sonra ilerleyen dönemlerde hani bir bilir kişinin gelip bunu karşımıza koyması da hani nasıl algılanır onu bilmiyorum. Ama Ajok'taki çalışma özellikle bu hidroksiprogesteron kaproatın özellikle ilk trimesterde 3'ten fazla kullanılması doğan çocuklarda, özellikle erkek çocuklarda bazı kanser türlerinin artmasına maalesef neden oluyor olduğu bu çalışmada gösterildi. Hangi kanserler bunlar? Özellikle kolorektal kanserler, prostat kanseri ve pediatrik yaşta beyin kanserleri maalesef bu ilacın liberal, erken dönem, çoklu sayıda yapılmasından hani kaynaklandığını ben söyleyebilirim. İlginç bir çalışma ama ben şunu düşünüyorum, bu çalışmayla birlikte birkaç çalışma daha arka arkaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü bunun datasına baktım ben, çalışma datasına, subgruplarda inanılmaz şeyler çıkabilir. Hani ilerleyen dönemlerde subgrup analizlerinden yani bu Ajok'taki çalışmadan birkaç çalışma daha çıkacağı kanaatindeyim. Bekleyip göreceğiz. Ama ilk okuduğumda hani ben kendi hastalarımı da düşündüm ve dedim ki yani hani belki biraz ilaç modifikasyonu da yapılabilir erken dönemde. Yani hani sentetik progesterondan biraz daha mikronize doğal progesterona daha yönlenmek daha doğru olur mu? Hani bunu da hekim arkadaşların düşünmesi ve bizlerin de düşünmesi gerekiyor diyorum. Az önce kullandığım saniyeleri şimdi geri iade ediyorum. Ama gerçekten bu konu önemli. Zaten hani ilk trimester'da kullanmamaya gayret gösteriyorduk. Bunun hakkında biz de konuşmalar yapıyorduk. 17 evet. Ajok hidroksiprogesteron kaproatı. Ama zaten şu anda eşdeğer kendisine vajinal doğal progesteron da aynı etkiye sahip erken doğumda. Onun için iyi ve doğal bir alternatif olduğunu ben de düşünüyorum. Hem hastalarıma da o şekilde uyguluyorum hem de dediğim gibi pratikte de yaptığım konuşmalarda da bunu vurgulamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim Hakan. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet, yayınlarında yayınlar olmazlar. Şimdi didrogesteronun tabii gebelikte kullanımı konusunda yayınlar var. Bununla ilgili bazı endişeler de söz konusu olabiliyor. Bu konuda da aslında Burcu da yani şu anda tüp bebek ağırlıklı çalışıyor ama yani çok ağırlıklı bir dönemde de perinatolojiyle ilgilendi kendisi. Hala da ilgilenmeye devam ediyor. İzniniz olursa Hakan, Ahmet, ben Burcu'ya sormak istiyorum bu soruyu. Tabii. Burcu, neler düşünüyorsun didrogesteronun gebelikte kullanımı hakkında? Şimdi tabii progesteron hani gebeliğin en başından en sonuna kadar hani çok elzem ve gerekli bir hormon. Şimdi progesteron kullanımını tabii seçerken burada hani bütün formların avantajları, dezavantajları var. Burada tabii hem doktorun tercihi ve mevcut olan dataya göre hastalara en iyi olacağını düşündüğümüz seçeneği kullanıyoruz. Şimdi hani oral kullanılan forma gelecek olursak didrogesteron nedir? Selektif, güçlü bir reseptör afinitesi var. Oral alanında biyo yararlanımı gerçekten yüksek. Şimdi gebelikte kullanımına dair, tabii gebelik sırasında dediğimiz bir hani tüp bebekte luteal faz defekti için bir de tabii hem düşük önlenmesi ve erken doğum açısından hani kullanımı açısından düşündüğümüz zaman oral alınan formlarda tabii bir karaciğer ilk geçiş first pass efekt bir karşılaştığımız problem. Yine bu hastalarda karşımıza çıkacak bir diğer problem oral alınım sonucunda hani özellikle bunu da vurgulamak istiyorum. Daha az vurgulanıyor çünkü intrahepatik kolesterol sıklığı da artıyor. Dolayısıyla özellikle diyabetik, obez hastalarda buna da dikkat etmek lazım. Tabii bir diğer kaygı özellikle kongenital malformasyonlarla alakalı. Bunlarla ilgili çıkmış olan tabii çalışmalar var. Kardiyak malformasyonlar olabilir. Bunun dışında da yine gebelik süresi ve düşük doğum ağırlıklı yani karşılaştırıldığı zaman biraz daha düşük olarak tespit edilmiş. Şimdi pratik uygulama olarak biz hani klinik tercihim hani bu veriler altında benim birazcık daha açıkçası doğal progesterondan yana oluyor açık hani ifade etmem gerekirse. O verilerin olması ve çalışmalardaki hani bahsedilen biyasların olması hani buradaki bizim çekincelerimizi oluşturuyor. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili bayağı Burcu, bu çok evet bayağı arttırdım bu sefer evet. Süreyi. Gerçekten bu da önemli. Senin de dediğim gibi çok ciddi bir tecrüben var. Hem gebe takibi konusunda hem de tüp bebek konusunda. Bunları paylaştığın için de çok teşekkür ediyorum ben tekrardan. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Yine sentetik progesteron kullanımının tromboemboli ve COVID-19 enfeksiyonunun üzerine etkileri neler? Burcu, senden devam edelim mi? Ne dersin? Edelim. Sentetik progesteron yine hani evet. Şimdi tabii progesteron kullanımı deyince sentetik progesteron burada hani hangi dönem için kastedilmiş onu tam anlayamadım. Şimdi progesteron iki temel şey işte biraz önce bahsettik bir gebelik sırasında tabii yani yaşamsal öneme sahip. Bir de tabii şeyde yani menopozal hormon tedavisinde kullanılıyor. Şimdi tromboemboli açısından bakacak olursak bir defa hani gebeliğin kendisi başlı başına hani hepsinden daha trombojenik. Bir defa bunun altını çizelim hani kullanılan tüm hani kontraseptifler veya o ajanların yanında bunu bir vurgulayayım. Gene hani hap bilgi olarak tabii sentetik progesteronlar venöz tromboemboli riskini artırıyor. Şimdi burada kişisel gene bazda şunu değerlendirmek lazım. Bizim venöz tromboemboli riskimiz neye göre artıyor? Yaşla beraber artıyor. BMI ile birlikte artıyor. Kardiyovasküler hastalığı varsa kadının artıyor.
İşte bir kırığı varsa, özellikle hani ileri yaşlar için konuşuyorum, bir renal hastalığı varsa hani bunlarla tromboemboli riski zaten artıyor. Dolayısıyla eğer burada soru hani daha ileri yaşta kullanılacak olursa, burada tabii hem nedir bu derin ven trombozu, tromboemboli riskini minimize etmek için bu dönemde hani sentetik progesterondan kaçınmak ve mikronize vajinal progesteronu kullanmak daha akılcı yani bence. Bunun dışında diyeceğim, COVID ile alakalı olarak, bunların COVID'teki kullanımlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda HRT alan, yani menopozal hormon tedavisi alan kadınların COVID-19 geçirdiği zaman ilginç olarak daha az ölüm riskiyle karşılaştıkları tespit edilmiş. Yani hani COVID-19 var, bu ilaçları keselim mi veya bir çekincemiz olsun mu, çalışmalar hani bu yönde değil açıkçası. Kullanmaya devam edilebilir. Hatta tam tersi, bunların koruyucu bir etkisinin olduğu söylenebilir. Ama bunu tabii hani sentetik progesteronlar için değil, mikronize progesteron için söylüyorum. HRT'de kullanılacak ajan için. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Burcu bu sefer. Süper. Önceden verdiğimiz dakikaları şu anda geri alıyoruz senden. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık Burcu. Uterin septumu olan ve tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olmayan infertil hastalara rutinde septum rezeksiyonu yapıyor musunuz? Ahmet, bu senin uzmanlık alanın oldu artık. Bu soruyu sana soruyorum izinle. Yani burada infertil diyor soruda. Şu soruyu görebilir miyim ya Gürsoy? Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olmayan. Şimdi benim karşılaştığım hastalar genelde, yani tüp bebek merkezinde çalıştığım için, yani gebe kalamamış veya işte böyle gebe kalıp da tekrarlayan düşükleri olan hastalar. Tabii bu tip hastalarda siz hani %70 neden bulamıyorsunuz dedim. Burada bir neden bulmuş, yani nedene en azından yakın bir şey bulmuşsam, hani herhangi bir tekrarlayan gebelik kaybı varsa bunlarda ameliyat ediyorum. Ancak fertilitesi test edilmemiş diyeceğim, ama burada infertil diyor. Yani hani bir yıl süre geçmiş sonuçta. Hani bu hastalarda ameliyat düşünülebilir. Yine hani düşünülür derken de yaşını ön plana almamız lazım burada infertil hastalarda. Hani 40 yaşında böyle bir hasta geldi, nasıl hareket ederiz? 20 yaşında geldi, bunda nasıl hareket ederiz? Şimdi buna cevap olaraktan 2021 Nisan'da Ritken'in çalışması yayınlandı. Tabii bu konuyla ilgili olanlar okumuşlardır. Burada gözüktü ki siz, yani infertilite sıkıntısı olan hastaları gördüğünüzde, ameliyat ettiğinizde bir grupta ve bir grupta ameliyat etmediğinizde, prospektif olarak bir yıl takip ettiğinizde aralarında gebelik olaraktan bir fark yok. Hatta bu 40 hastada ameliyat ettiklerinde birinde perforasyon gördüler. Bilakis siz bir komplikasyonla karşılaşma ihtimaliniz de artıyor. Ha, buna bakaraktan siz hastada kendi gebe kalmasını bekleyebilirsiniz. En nihayetinde septum bir infertilite nedeni değil, ama hani gebe kalınırsa bir abort nedeni olaraktan karşımıza çıkmaktadır. Ama hasta, ben kendi yaklaşımım açısından söyleyeyim, hasta ileri yaş ise ve belli bir infertilite sorununu, infertilite süresini deneyip de gebe kalamadıysa, bu hastalarda ben ameliyat etme lehine kendimi seçeneğimi kullanıyorum. Ama hasta genç ise, yani ne bileyim 20'li yaşlarında ve daha henüz bir yıl olmuş, hani bu hastalara en azından bir gebe kaldığını görmek açısından biraz daha beklemeyi öneririm bu hastalara. Çünkü hani eğer her gebe kalan bunlarda düşük yapmıyor tabii ki. Yani düşük yapanlarda siz retrospektif baktığınızda çok sıklıkla Müllerian anomali olaraktan septumu görüyorsunuz, ama hiç gebe kalmamışlarda en azından bir gebe kalmasını beklemek lazım. Tabii gebe kalmasını beklerken de diğer infertilite workup'ını yapmanız lazım ki hani başka bunun dışında görünebilen bir faktör olmadığından emin olmanız gerekir. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ahmet. Artık aslında son soruları alabiliriz diye düşünüyorum ben. Bir sonraki soruya da geçebiliriz. Evet, bu çok sık gelen bir soruydu bize. Fetal kalp değerlendirmesinde nelere dikkat edelim? Tahmin edeceğin ötürü Hakan, sana soracağım bu soruyu, ama tabii fetal kalp değerlendirmesi
Bilemiyorum yani görselsiz bunu anlatmak biraz zor gibi geliyor bana. Hakan, mikrofonun kapalı ama Şimdi bunu eğer bilmiyorum ya yani şey olabilir mi? Yani Word kapında ya da bilgisayarında herhangi bir şey böyle paylaşabileceğim bir şey olur mu aslında olmaz mı? var Gürsoy Hocam. Ben şimdi Tamam. slide açabilirsem açayım. Ya öyle düşün. 3 dakika. Slide. Hı. Buyurun, buyurun hocam. Yani ben birazcık vakitte kazandırmaya çalışıyorum sana slaytım varsa Var bulman hocam. için. Kalp çok önemli çünkü tabii bizim en sık gördüğümüz anomali grubu sistem kalpte. Onu böyle bir kısaca bize özetleyebilir misin? Bunu yani dediğim gibi o güzel. Tamam. O 7 dakika. Tamam işte. Harika. Tamam. Ya şimdi hocam İstediğimiz. 3 dakikada ama bunları gösteririm ama ürün yerleştirme yapacağım, ürün tanıtımı yapacağım. Üçüncü Tamam, slide'da olsun, şöyle. sıkıntı yok. Tabii ki de her zaman. Ya şimdi hocam yani fötal kardiyak değerlendirme gerçekten önemli. Yani biz Çok özür diliyorum. Tam ekran yapman mümkün olur mu Hakan? çok özür dilerim. Tam ekran yaptım ama gözükmüyor O mu acaba? bize gelmedi acaba. Ondan bir sıkıntı var. Neyse yani şey değil, görebiliyoruz da tam ekran birazcık daha büyük görürdük diye dedim ama sıkıntı yok. Devam edebiliriz ama bizde dediğim gibi bizde şey ilk slide şu anda açık. Tekrar deneyeyim. Çok özür dilerim. Hı. Aynı zamanda da konuşayım. Hı, seviniriz. Geldi mi Evet, görüntü acaba? geldi. Çok güzel. Şimdi bir öncekine geçeyim. Şu anda geldi mi? Geldi, evet. Görüyor musunuz? Yani görüyoruz, evet. Şimdi 3 dakikada fötal kardiyak kesitleri anlatmak zor ama öğrendikten sonra yapmak aslında kolay. 3 dakikada yapılabilir. Ya şunu söyleyeyim ben bizi izleyen herkese. Down sendromunu taramak için antenatal programlar geliştiriyoruz, değil mi? Down sendromunun gözükme ihtimali 800'de 1. Halbuki konjenital kalp hastalıklarının olma ihtimali %2-3. Hele riskli bir gebe ise, riski varsa %2-3 hastada en azından bir VS'de görebiliyoruz. Konjenital kalp defeklerini görebiliyoruz. Şimdi konjenital fötal eko yaparken özellikle çok iyi bir teorik bilgi ve pratik bilgi gerekiyor. Hepiniz takdir edersiniz ve çok iyi bir cihazla bakmanız gerekiyor aslında. Cihazınızın yeterliliği de iyi olmalı. Şimdi ben 7 adımda fötal kalp diye bir sunu yapmıştım Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği'nde. Aslında onların slaytları bunlar. Neye bakmalıyız kabaca fötal kalbe? Tabii guideline'lar var, ICO'nun önerileri var ama bütün guideline'lar arkadaşlar, bizi izleyen herkes, ya baseline'ı veriyor insanlara. Yani baseline ama herkesin comfort zone'dan çıkması lazım. Yani her zaman guideline'ın üstüne çıkması lazım. Ancak böyle insanlar geliştirebilirler kendilerini. Şimdi burada 7 adımda fötal kalp, gerçekten 7 segmental kesitte fötal kalbi değerlendirebiliyoruz. Ne yapıyoruz? 4 odacık kesiti var. Burada ventrikülleri değerlendiriyoruz. Atriumları değerlendiriyoruz. Atrioventriküler kapakları değerlendiriyoruz. İntraatriyal septumu değerlendiriyoruz. İntraventriküler septumu değerlendiriyoruz. Foramen ovale'yi ve aortu değerlendiriyoruz. Tabii çıkışlar da çok önemli. Yani bir sol ventrikül çıkışı, sol atriyumun sol ventriküle hani kanı boşaltması, aort kapağının görüntüsü, bir üç damar kesitinde çok özür dilerim, üç damar trakea kesiti, sonrasında sağ ventrikül çıkışı, bunlar oynuyor mu orada bilmiyorum, görebiliyor musunuz Oynuyorum. ama ve Şeyler. artları görmek önemli. Şimdi ben bazı şeyleri biz burada anlatırken arkadaşlarımıza, asistanlarımıza, öğrencilerimize basit anlatmaya çalışıyoruz. Yani ben mesela fötal ekoda 4 odacık kesitinde şöyle diyorum. Mesela bu bir kuraldır diyorum. Anayasanın birinci maddesi gibi sağ ventrikül daima göğüs ön duvarında olan ventriküldür. Göğüs ön duvarına en yakın ventrikül sağ ventriküldür. Ve çok böyle betimliyorum, kolay anlatmaya çalışıyorum. Mesela diyorum ki
atrio ventriküler kapaklar ventriküllerle evlidir. Yani sol ventrikülde mitral kapak, sağ ventrikülde tricuspid kapak vardır. Veya diyorum ki efendim mitral kapak interventriküler septuma küstür. Hiçbir zaman o kordo tendineus interventriküler septuma gelmez. Sağ ventrikül daha trabekülerdir. Daha böyle izafi küçük gözükür. İşte moderatör bant vardır. Sol ventrikül hafif büyük gözükür ama iki ventrikülün diastolde eşittir birbirine. Bunu söylemeye çalışıyorum. Üç damar trakeye kestiğinin öneminden bahsediyoruz. Efendim işte tümus, o bazen bazı organları nasıl görebiliyoruz, nasıl yapabiliyoruz? Bunu hani vurgulamaya çalışıyoruz. Arkları vurgulamaya çalışıyoruz tabii ama 3 dakikada fetal ekonun ancak yani nosyonu anlatılabilir ama ciddi bir şekilde bakın yeni bir kesit, short cut kesit, bunu pediatrik kardiyologlar kullanıyor. Bunların perinatologların da kadın doğum uzmanlarının da bu short cut kesiti görmesi lazım. Burada her türlü kendinizi verifiye edebilirsiniz. Yani VSD'yi işte perimembranöz VSD'yi burada görebilirsiniz veya bir pulmoner kapak anomalilerini burada çok net değerlendirebilirsiniz. Ben birkaç saniyede ürün yerleştirme yapayım. Bu Mart tamam. ayının son günlerinde sizleri de davet etmek istiyorum. Fetal ekokardiyografi kursu ve hands-on kurs. Türkiye'de çok benzeri yoktur. Yani birebir real-time hands-on kurs. Fetal ekokardiyografi kursu. Bu kursun diğer bir önemi de şu. Özellikle pediatrik kardiyologların da bu kursta olması ve doğru tanı, doğru prognozla hastaya bilgi vermek en önemlisi oluyor. Tabii temel fetal eko, bir de genişletilmiş veya ileri fetal ekokardiyografi uygulamaları var. Ama bizim burada verdiğimiz temel ekokardiyografi kursu. Burada ne var? İşte Dorva tanı koymak, TGA'ya tanı koymak, işte efendim Trunkus'a tanı koymak, ya işte VSD, ASD ve bunların tiplendirmelerini baz alarak öğretmek amacımız. Gelmek isteyen arkadaşları da bekleriz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vallahi Hakan, biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel işler yapıyorsun orada da. Yani ederim. Bu kursu herkes kolay bir şekilde düzenleyebileceği bir kurs değil. Çok teşekkür ederim. Orhan Hoca da dediğim gibi çok saygı duyduğumuz, çok duayen hocalarımızdan bir tanesi. Ondan da dinlemek ayrıca keyif. Senden de dinlemek çok güzel bir keyif oldu bizler için de. Çok ince nüansları bizlere vurguladın. Tamamıyla biz aşağı yukarı herhalde bu 18 tane soru sormuş olduk sizlere bu şekilde. Yine Q&A'den sorular var. Bir kısaca onları da, gerçi bunlar tamamlayıcı sorular ama yine de ben sormak istiyorum. Genellikle tabii bu Q&A'ler sorularımız genellikle Ahmet'e gelir bizim. Çok severler Ahmet'e soru sorulmasını. Onun için bir tane soru isimsiz bir kullanıcıdan. Tekrarlayan 3 ve fazlası abortları olan hastalarda trombofili panelini görmeden aspirin başlama indikasyonumuz var mı? Abortlarda aspirinin indikasyonu nedir? Bu aslında bir kısmında değindin ama tekrar vurgulamak istediğim bir şey var mı Ahmet? Şimdi bir neden bulamıyorsanız bu açıklanamayan recurrent pregnancy loss'a giriyor. Siz bir neden bulamadığınızda ampirik olaraktan aspirin veya düşük moleküler ağırlığı heparin başlamanızın hiçbir endikasyonu yok. Faydası da yok. Bir de burada soruda hani tekrarlayan 3 ve fazlası diye sormuşlar. Şu anki hani tekrarlayan 2 ve fazlası. Şu anki yeni kılavuzlara göre 2 olarak alınıyor. ASRM de 3 diyordu, onu 2'ye çekti. 3'ü sadece çalışma, epidemiolojik çalışmalar için alabilirsiniz. O nedenle yani bunun nedeni de 2 gebelik düşüğünden ve 3 gebelik düşüklerini karşılaştırdığınızda, retrospektif olarak baktığınızda nedenler değişmiyor. O nedenle 3 olaraktan beklemenizin hiçbir anlamı yok. Bunlar da artık herediter trombofili panellerini hiçbir şekilde zaten taraması önerilmiyor. O nedenle taramayıp da bir şey bulamayıp aspirin kendinizden başlamanızın herhangi bir nedeni yok. Tek başlama endikasyonu dediğimiz gibi antifosfolipid antikor sendromu. Onun da işte modifiye Sapora kriterleri var. Orada baktığınızda hani tek bir kere de zaten onlarda işte kardiyolipin, lupus veya beta-2 glikoprotein bir kere pozitif görmeniz de yetmiyor. 12 hafta ile bunu teyit ettikten sonra, ki bunun işte tanısı da çok zor. Ancak bunlarda aspirin artı düşük moleküler ağırlıklı heparin başlamanız lazım. Tek başınıza da aspirin değil. Bunlarda kılavuzların söylediği aspirine gebe kalmadan başlayın. Gebeliği teyit ettiğinizde de düşük molekül ağırlıklı heparin başlayın.
Bana biraz garip geliyor bu. Ben o nedenle hani öncesinde aspirin başlamak hani ovülasyonu da bozabilir bu açıdan. İkisine de, çünkü bu kesin bir şey değil, bu sadece bir öneri, bu şekilde başlayın. Benim başlama tarzım gebeliği teyit ettikten sonra aspirin artı başlamak, düşük moleküler ağırlığı heparin. Eğer APAS tanısı koyduysam, onun dışında diğer trombofillerde böyle bir şey başlamıyorum. Başlamıyorsun gerçekten de, ama çok sık bu şekilde karşılaşıyoruz böyle bu tarz hastalarda. Hiçbir şey yoksa yani siz başlamasanız, bu tip hastalar neredeyse şehirdeki bütün doktorları gezdiği için illa bir başlayan doktor bulunuyor. Çünkü yani sonuçta kadın düşük yapmış 3-4 kere bir şey, bir türlü hani sen desen ki 5 yıl içinde %70 tatmin olmuyor doğal olaraktan. Mecburen birileri deniyorlar. Denediğinde de gebelik devam ederse, ki hani bunu zaten %60 devam etme ihtimali var bunsuz ilaç kullandığınızda siz. Buna devam etti mi artık bu kadın bu ilaçlara nikah kıymış oluyor. Bundan sonraki gebeliklerinde de doğal olaraktan başlayacak ve doktoruna sıkıntı olacak. Olacak. Çok teşekkür ederim. Yine Ahmet, biliyorsun bu sorular hep sana gelir. Q&A soruları. Metforminle ilgili bir şey sormak isteyen Ömercan Tipukoğlu arkadaşımız. Ovülasyon indüksiyonunda yeri yok demiştin Ahmet sen. Ama indüksiyon öncesi BMI'yi yüksek olan polikistik overde vermek gerekir mi diye bir soru. Yani şimdi soru şu şekilde, yani hani metform, şimdi polikistik overin patofizyolojisinde ne var? Hiperinsülinemi var. Hani bir hiperinsülinemi, hiperandrojenemiden kaynaklanıyor, hiperandrojenemi, hani böyle tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuk mu? Hiperinsülinemi bunun patofizyolojisinde de var. Sizin bunu test etmeniz gerek, illaki biz testle bunu açığa çıkarmak için çalışmanıza gerek yok. Gold standardı öglisemik klamp test yapımı çok zor. Diğerlerinde siz hiperinsülinemi var deseniz bir test uyuyor, bir test uymuyor. O nedenle siz hiperinsülinemi var kabul edeceksiniz PCOS'ta ve bunlarda metformin, tabii ki natüründe varsa metformin kullanabilirsiniz. Metformin ne yapar? Menstrüasyonu düzenler. Ovülasyonu arttırır. Klinik gebelik oranını arttırır ama günün sonunda baktığınızda canlı gebelik oranları arasında bir fark yok. O nedenle siz ovülasyon indüksiyonu planlıyorsanız, yani gebe bırakmak için hastayı planlıyorsanız, buna metformin eklemenize gerek yok. Ancak dediğim gibi natüründe hiperinsülinemi olan bir hastada tabii ki metformin kullanabilirsiniz. Eğer hani bu şekilde bir tedavi planlamıyorsanız. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ahmet. Bir tane daha soru. Yine bunu sana sorabilirim Ahmet. Ovaryen drilling sonrası bir müddet spontan takip mi edelim, yoksa hemen ovülasyon indüksiyon tedavisi mi verelim? Hangisi doğru diye Gulmira Aliyeva bize soruyor. Yani şimdi ovülasyon, şimdi bunda ovaryen drilling Fera, işte letrozol, klomifenle başarılı olamadınız. Arada gonadotrofin veya drilling seçeceksiniz. Drilling'i yaptığınızda bunlar ne yapıyor? Spontan ovülasyon oranlarını arttırıyor. Siz tabii ki bunda bir spontan ovülasyon arttırdıktan sonra kendiniz bekleyeceksiniz. Ekstradan bir tedavi vermenize gerek yok. Bunda da başarılı olamadığınızda tekrar bir ovülasyon indüksiyonu protokolüne dönmenize gerek yok. Bir sonraki basamağa step'e geçmeniz lazım ki o da IVF'tir. IVF. Teşekkür ediyorum. Aslında bir tane daha bağlantılı, aslında bunun da cevabını verdin ama yine sormamış olmayalım. İsimsiz bir takipçimiz. MTPR gen mutasyonu homozigot, heterozigot. Kim aspirin, ne zaman gebelik? Bunu da perinatologlar yanıtlasın. Hep ben mi yanıtlayacağım? Ya bunu aslında artık... Hakan hocam sen ne düşünüyorsun? Ne dersin? Sizinle aynı düşünüyorum hocam. Ben yani ama yani çok liberal kullanıyoruz gibi geliyor bana ilaçları hocam. Yani hani indikasyonlu, indikasyonsuz. Hani yani heparinle koraspirinin kullanıldığı tek yer, ben hani antifosfobit antikor sendromu, yani hani değil mi? Yani kesin olarak herhalde MTFR gen mutasyonunda artık hiçbir şekilde bir anlamı olmadı. Artık evet, kanıtlandı. Hani hepsinden önce ilk kanıtlanan belki oydu. Öyle bir durumda bir tek şeye de dikkat etmek gerekir. Onun folik asit metabolizması farklı olduğu için yeni nesil folik asit vermekte fayda olabileceğini düşünüyorum ben. Onun dışında tabii ki ne aspirin ne de düşük moleküler ağırlıkta heparinin herhangi bir indikasyonu ne gebelik öncesi ne de gebelik esnasında olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlar süremizi yarım saat kadar aştık. Ama benim için çok çok keyifli bir panel oldu gerçekten. Yani çünkü bu interaktif bir panel oldu. Çünkü bu soruları biz değerli katılımcılardan aldık. Onlardan topladık. Çok da ciddi oranda bir katılımımız var.
Şu anda 350 kadar bir katılımımız var ve bu sayı da hiçbir şekilde düşmedi. Bu da bizler için çok büyük bir mutluluk verici bir durum. Onun için de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Herkes de zaten genellikle teşekkür mesajları alıyoruz. Bu konuda da hem chatten hem de Q&A'den. Onun için eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak Burcu? Senden başlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, zevkli oldu. Hepinizi görmekte ayrı bir keyif oldu benim için de. Umarım katılanlar içinde hani verimli, güzel bir toplantı olmuştur. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz Burcu. Ahmet, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Gülsoy'cum çok teşekkür ediyorum. Bence artık hani böyle konu anlatımındansa bu tip panel tarzı oturumlar bence daha faydalı. Yani işin özünü daha iyi konuşabilmek açısından hani bu tip programların daha artmasını dilerim. Ben emeğin için de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Başak Hanım'a ve Koçak Farma'ya da bu şey için ben de teşekkür ediyorum sayenizde. Çok teşekkür ederim Ahmet. Hakan, son söz olarak. Eyvallah. Ben çok teşekkür ediyorum Gürsoy'cum sana ve teknik destek sağlayan arkadaşlara, Başak Hanım'a, Koçak Farma'ya ve birbirinden kıymetli panelist arkadaşlarıma. Ben burada konuşmaktan çok mutlu oldum. Çok yeni şeyler öğrendim. Böyle ufak ufak kesitlerle bu sorulara cevap vermek, klinik pratiğe yön vermek o kadar önemli ki. Yani insanın dikkati dağılmıyor, odaklanıyorsunuz ve klinik pratiğe bir şeyler kattığınıza inanıyorum. Ben hepinizin ağzına sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben de üçünüze çok çok teşekkür ediyorum. Ve bunu da en kısa zamanda ben de bu formatı çok sevdim. Çok interaktif bir format oldu. Ve dediğim gibi bu katılımcı sayısının azalmaması da bizler için bir gösterge. İnteraktif bir şekilde olması bizler için çok güzel bir gösterge olarak karşımıza çıktı. Yakın zamanda sizlerden de söz alayım. Bunun tekrarlanması amacıyla en kısa zamanda tekrarlayalım bu toplantıyı. Ve son söz olarak da bir şey daha söylemek istiyorum ben. Şubat ayında bizden gelen çok yoğun talep vardı istatistik kursu için. Şubat ayında sizlere istatistik, biyoistatistik konusunda güzel bir kurs planlamamız var. Biz de Ege Perinatoloji Derneği'nin de sosyal medya hesaplarını, YouTube hesabını takip ederseniz bu konuda da detaylı bilgileri bulacaksınız. Şubat ayında da tekrar görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben burada kapatmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, iyi akşamlar diliyorum değerli katılımcılar. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. (Gülüyor)